Yeni Hayat'tan herkese merhabalar. Ben Nefise Karatay. Değerli hocam Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile birlikte bugün de sağlıklı yaşamın detaylarını konuşacağız. Bugün şöyle bir şey düşündük. Dedik ki sizlerden gelen oldukça soru var. Programımız esnasında bu soruları cevaplandırmaya çalışıyoruz ama biraz fazla soru biriktiğini düşündük ve dedik ki bugün sizlerden gelen soruları cevaplayalım. Programımızı tamamen bu soruları cevaplamaya ayıralım. Değerli hocam Profesör Doktor Osman Müftüoğlu. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hocam, evet, dediğim gibi çok soru birikti. Biraz yanıtlayalım çünkü programımız esnasında da oldukça yanıtlamaya çalışıyoruz ama bugün tamamıyla bu yönde ilerleyelim istedim. Genetik miras mı yoksa yaşam tarzı mı daha önemli? Kalp hastalığından ölen bir anneye babanız varsa siz daha 30 yaşından itibaren aman kendinize bir kalp koruma planı yapın deriz. Peki kalp damar hastalıklarını önlemek mümkün müdür? Kesinlikle mümkün. Ne zaman baş ağrıları için acil bir müdahale gerekir? Baş ağrısı ense sertliğiyle birlikte ise olağanüstü acil bir durumdur. Hemen acil servise gitmeniz gerekir. Öncelikle iyi bir yaşlanma planının köşe taşları neler olmalı diye bir sorumuz var. Biz zaten bu yaşlanma planını her programımızda neredeyse ufak ufak hep değiniyoruz. Değiniyoruz çünkü bence yaşlanma planı demek yaşama planı demek. Aslında yaşlanma planını keşke becerebilsek 20'li yaşlarda oluşturmaya başlasak. Hatta biraz daha geriye gitsek daha sağlıklı nesiller oluşturma adına. Çünkü daha önceki programlarda da söyledim ömrümüz uzuyor. Bu uzayan ömrümüzün bizimle uzatmaları oynadığı dakikalar 90 dakikanın sonrası. O 90 dakikalarda yorulup kramplarla bir kenara düşmek istemiyorsa futbolcularda olduğu gibi. Yani belleği sağlam, bedeni sağlam, eklemi sağlam, damarı sağlam bir yaşlı olmak istiyorsak bir yaşlanma planımızın olması lazım. Bunun için de hayatın içinde kalmamız, hayatın içindeki dört olmazsa 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 beslenme, aktivite, egzersiz yani ve huzurlu bir yaşam beraberinde mutlaka ama mutlaka bu gerekiyor. Yeterli ve kaliteli bir uyku dörtlüsüne ek olarak hayatımızı sağlık öz bakımımıza dikkat ederek sürdürmemiz. Ama yaşlanmanın sadece tek başına bir iş olmadığını, yaşamanın aslında tek başına bir şey olmadığını, tek kişilik bir masa olmadığını unutmayıp o masayı diğer tanıdıklarla, diğer insanlarla çoğaltmak ve çoklamak lazım. Yani sosyal network'ü arttırmamız lazım, toplumsal faaliyetlerde daha çok yer almamız lazım. Biz daha 40'lı yaşlarda eğer yaşlı bakım evlerindeki insanları ziyarete gitmeye başlarsak, biz yaşlı bakım evine düştüğümüz zaman arkamızdan bizi gören nesil, yani şimdi 20 yaşında olan nesil o zaman bizi ziyarete gelecektir. Yaşlıları. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar bu anneannelerin, geleneklerin bize verdiği kültürel mirasa da, yaşlanma mirasına da sahip çıkmamız lazım. Çok az kültürde yaşlılara bizim kültürümüzde olduğu kadar hürmet var. Aslında bu bir Asya kültürü. Ben yaşlanmış insanların çok olduğu pek çok yeri, Sardunya'yı, Ikaria'yı ve Okinawa'yı özellikle üçünü ziyaret ettim. Okinawa'da uzunca bir süre geçirdim. Yaşlılara çok büyük hürmet var. Bizde de hikayelerimizin hep Dede Korkut olması, bizde bir ihtiyar meclisinin olması köy şeyinde, kıraathanelerinde veya köy yaşamında, şehir yaşamından daha da uzakta. Ve yaşlılara daha çok hürmetkar davranma zaruretinin bize daha çocukluk çağlarında öğretilmesi bu nedenle. Dolayısıyla iyi bir yaşlanma planı dediğimiz zaman o planın içerisinde sadece ne yediğimizi, ne içtiğimizi, ne yaptığımızı, ne kadar uyuduğumuzu, ne kadar huzurlu olduğumuzu değil, ne kadar huzurlu bir çevrede yaşadığımızı veya yaşamadığımızı da koymamız lazım. Çünkü biz genlerimizle çevreyle beraber yaşıyoruz. O çevre dediğimiz şey sadece temiz hava, bol gıda, çevre dediğimiz sadece temiz su veya ne bileyim yeteri kadar iyi bir ortam değil, sosyal ortam da en az onlar kadar önemli. Evet. Peki hocam, genetik miras mı yoksa yaşam tarzı mı daha önemli? Nefise Hanım, araştırmalara bakılırsa genetik mirasın etkisi daha önceleri %30'lar falan gibi görünüyordu. Son rakamlar %10'lara doğru iniyor. Öyle yani mi? Genetik miras o kadar çok büyük bir belirleyici değil. Hmm. Tabii ki bir belirleyici. Yani özellikle ciddi genetik hastalığınız varsa bir önemli belirleyici. Yani tabii ki hemofili bir aileden gelmiş olmak
yani otuzuma dominant geçen bir takım genetik hastalıklar var. Annede babada varsa, hele hem annede hem babada varsa sizde olma ihtimali çok daha yüksek olan ağır hastalıklar. Bunları bir kenara koyacak olursak, efendim benim ailemin genetik mirası sağlam değil, benim ailede zaten kalp hastalığı var, bir önemli genetik saptama, doğru. Yani biz diyoruz ki örnek kalpten girelim. Kalp hastalığından ölen bir anne veya babanız varsa ve bu anne baba ölümü 60 yaşın altındaysa ve bu anne babadan birinin veya ikisinin geçirdiği kalp krizi 50 yaşın altındaysa siz daha 30 yaşlardan itibaren aman kendinize bir kalp koruma planı yapın deriz. Neden? Genetik. Ama kalp koruma planını yaparsanız genetiğe teslim olmazsınız. Çünkü hani bir ben vardır benden içeri diye bir şiir var. Bir gen yapısının üstünde epigenetik diye bir şey daha var. Genetiğin de üstünde bir patron var. O patron epigenetik. Yani genetik mirasımızda olumlu olan şeyleri konuşturan, coşturan, öne çıkaran, genetik mirasımızda olumsuz olan şeyleri susturan, baskılayan bir epigenetik yapımız var. Yani bunu şöyle düşünün. Sizin bir bilgisayarınız var. Evet. O bilgisayarınızın içinde bir CD koyduğunuz bir şey izlediğiniz zaman o CD'nin içerisindekini nasıl okunduğu bilgisayardan çok daha önemli, CD'den çok daha önemli. O CD çizilirse, doğru okunmazsa ya da okunmaması gereken kısımlar okunur, okunması gereken kısımlar pas geçirirse o şarkı tam olmaz. Yani o şarkı sağlam, güzel bir şekilde icra edilmez. Epigenetik bilimi bize diyor ki çevre çok daha önemli. Çevre dediğimiz şey nerede yaşadınız, nasıl bir ilişki kurduğunuz, nasıl insanlarla birlikte olduğunuz, hangi ekonomik koşullarda yaşadınız, hangi eğitimi aldığınız, hangi suyu içtiğiniz, hangi havayı solduğunuz, plastik yutup yutmadığınız, ağır metal yutup yutmadığınız, katkı maddeleri yutup yutmadığınız, daha önce size söyledim ben. Onun için uzun yaşam öyküleri bol paralı zenginlerden çıkmıyor kolay kolay. Uzun yaşam öyküleri büyük miktarda baktığınız zaman Okinawa, Japonya'nın en fakir halklarından birinin yaşadığı gariban bir ada. Ama ortalama her 100 Okinawalı'dan 5'i 100 yaşına geçiyor. Bu Türkiye'deki ortalaması zannediyorum %2'nin altında. Neden? Çünkü daha az sosyal travmalara, toplumsal travmalara, daha az geleneksel mirastan kopmaya bağlı atipik yeni travmalara maruz kalıyorlar. Evet. Peki kalp damar hastalıklarını önlemek mümkün müdür? Kesinlikle mümkün. Kesinlikle çok özel durumlar dışında ki o özel durumlar da bile çok ciddi olarak geciktirmek mümkün, önlemek mümkün değilse. Çünkü kalp damar hastalıkları da pek çok hastalık gibi ben geliyorum diyen hastalıklar. Yani bir kalp damarının ya da beyin damarının genelde damarlarınızın hasta olabilmesi için bazı arızaların ortaya çıkması lazım. O arızaların içinde çok şey var ama en başta mesela sigara içen birinin kalp damar hastası olma ihtimali çok yüksek. Hele de genetik mirası da varsa o nedenle. Onu devreden çıkarmanız lazım, önlenebilir. Hareket etmeyen birinin kalp damar hastası olma ihtimali çok yüksek. Hareket eden birinde bu ihtimal çok 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 azalıyor. O zaman egzersiz önemli bir faktör. Uykusuzluk önemli bir faktör. Kolesterol yüksekliği önemli bir faktör. Şeker yüksekliği yani insülin direnci ve ya tip 2 diyabetinizin olması, diyabetiniz olmasa bile insülin direncinizin olması önemli bir faktör. Trigliserit yüksekliği önemli bir faktör. Ürik asit yüksekliği önemli bir faktör. Bütün bu faktörleri boş yere bırakıp benim babam rahmetli de 49'unda enfarktüs geçirmiş, 54'ünde kaybetmiştik deyip bu genetik mirasa esir olmak mı? Yoksa o genetik mirası önceden anlayıp bu genetik mirasın kötü tarafını, düğmelerini susturup iyi taraflı düğmelerini, kalbi koruyan mesela kalp kaslarınızı güçlendiren egzersizler yapsanız, kanınızı ince tutsanız, kandaki şeker, kolesterol yüklenmelerini, insülin patlamalarını önleyecek bir beslenme planı oluşturursanız, kalbinizi negatif düşüncelerle kırmasanız, başkalarının kalbini de kırmasanız çok daha kolay kalp koruma programı uygulamış olursunuz. Evet, değil mi? Her yönden. Önlenebilir. Genetik mirasın etkisi daha önceleri %30'lar falan gibi görünüyordu. Son rakamlar %10'lara doğru iniyor. Öyle yani mi? Genetik miras o kadar çok büyük bir belirleyici değil. Hmm. Tabii ki bir belirleyici. Yani özellikle ciddi genetik hastalığınız varsa önemli belirleyici. Yani tabii ki hemofilili bir aileden gelmiş olmak. Yani otozoma dominant geçen bir takım genetik hastalıklar var. Annede babada varsa, hele hem annede hem babada varsa sizde olma ihtimali çok daha yüksek olan ağır hastalıklar. Bunları bir kenara koyacak olursak, efendim benim ailemin genetik mirası sağlam değil, benim ailede zaten kalp hastalığı var, bir önemli genetik saptama, doğru.
Yani biz diyoruz ki örnek kalp dengeleri. Kalp hastalığından ölen bir anne veya babanız varsa ve bu anne baba ölümü 60 yaşın altındaysa ve bu anne babadan birinin veya ikisinin geçirdiği kalp krizi 50 yaşın altındaysa siz daha 30 yaşlardan itibaren aman kendinize bir kalp koruma planı yapın deriz. Peki ortalama insan ömrü kaç yıldır? Bu süreyi uzatmak mümkün mü? Bu çok zor bir soru. Yani bir uzun bir konuşma program konusu. Evet. Çünkü çok araştırıyor. Bu ömrü, evet. Bu süreyi 1000 yıl kabul eden bir takım çok uçuk kaçık düşünceli bilim adamları da var. Bilim adamlarının biraz uçuk kaçık düşünmesi bence iyi bir şey. Evet. Çünkü zaten biraz farklı düşünmezseniz, biraz böyle düşünmezseniz yeniliği araştıramazsınız. Tabii. Mevcuda teslim olursunuz, orada kalırsınız. Ama 1000 yıl, 1000 yıl diyenler var ki o biraz bana göre fazla, çok fazla hatta. Normalde anlaşılan o ki en uzun yaşayan çok sayıda insanların ulaştığı ömür süresi 120 yıl. 117, 118 kayda geçmiş resmi olarak. Öyle baktığınız zaman madem ki bu Fransız hanımefendi 117, 118'i görebilmiş, o zaman bu 117, 118'i görebilme hakkına sahip hücrelerin bir araya geldiği başka insanların yani yapılanmamasının olması mümkün. Öyle baktığınız zaman yaşlanmayı özellikle hastalanma olarak görmek çok yanlış. Çünkü muazzam gelişmeler var. Ne o gelişmeler hocam? Şunlar, organ nakli yapmaya başladık. Yani organ nakli yapmadığınız zaman böbrek yetmezliğinde veya diyalize girme zorunda olan bir kişi neye göre organ böbrek taktığınız ya da kalp taktığınız, kalp nakli yaptığınız insanlar daha uzun yaşıyor. Kemik iliği nakli yapmaya başladınız. Kemik iliği nakliyle birçok kanserin önüne geçmeye başladınız. Yani yeni organlar artık neredeyse bu yeni teknolojilerle 3D akıllı yapay zekayla 3D formatı kullanarak organ üretme, deri üretme çabalarına girdiniz. Öyle baktığınız zaman demek ki biz belli bir zaman diliminden sonra Nefise Hanım, yaşlanan bir organımızı, daha doğrusu hastalanıp problem çıkaran desem daha doğru, öyle demem lazım, organımızı bir kenara koyup onun yerine yenisini takma şansı yakalayacağız. Başka şeyler çıktı ortaya. Evet, yani şey bu olacak. Nanoteknoloji, bu biyoteknoloji, örneğin bundan 80'li yıllardan önce sığır insülini, domuz insülini kullanan diyabet hastaları bugün insan insülinine eşdeğer insülin kullanıyorlar. Niye? Mikroplara, bakterilere, biyoteknolojiyle, DNA'larıyla oynayarak insülini ürettirebiliyoruz. O zaman vücudumuzda yaşlanmamız nedeniyle eksik olan bazı şeyleri biz vücudumuza geriye koyarak, yani kaybettiğimizi yeniden kazanarak yeni teknolojilerle onları da ayakta tutabiliriz. Yani bir kök hücre naklinin gelişmiş olması, o kök hücrenin marifetleriyle birlikte vücudumuza girmiş olması anlamına geliyor. Biraz daha ileri gidelim. Biliyoruz ki yaşlanma sürecimizi kötü hale getiren önemli faktörlerden birisi zombi hücreler. Evet. Yani yaşlanan ama bir türlü hayata veda edip gitmeyen hücreler. Bunlar salgıladıkları toksinlerle, iltihap yapıcı maddelerle genç hücrelerin yapısını, ahlakını, davranışlarını, gücünü, kuvvetini bozuyor. Zombi hücrelerin sayısını azaltan ilaçlar çıkmaya başladı. Zombi hücrelerin. Yani bunların çoğu da yeni yapılan yapay ilaçlar değil. Elmadaki, armuttaki, hurmadaki kuversetin zombi hücrelerin sayısını azaltıyor. Ya da zerdeçaldaki kurkumin zombi hücrelerinin sayısını azaltıyor. Ya da çilekteki, maydanozdaki fisetin zombi hücrelerinin sayısını azaltıyor. Yani bu senolitik tedavi dediğimiz yeni alan bize bambaşka bir ufuk açıyor. Dolayısıyla biz insan ömrünün kaç sene olduğuna kafa patlatmaktan ziyade kronik hastalıklara yakalanmadan yaşlanmaya bakmamız lazım. Ne demiştim ben size? Kronik hastalığınız tekse 65 yaşında ömrünüz 20 sene daha uzatabiliyorsunuz. Ama 65 yaşına çift kronik hastalığa girerseniz bu şansınız hemen hemen çok çok daha düşük bir rakama iniyor. Ama 85'i tek kronik hastalık olmadan yakalayabiliyorsanız araştırmalara bakılırsa 104-105'i görmek mümkün. Müthiş. Hatta bazılarına göre 105'ten sonrası 100 çizgi. Yani bilemiyoruz ondan sonrasını. Dolayısıyla bizim temel hedefimiz bir güncel sağlık sorunlarımızla mücadele etmek olmalı. İki, yaşımız 45-50 olur olmaz önümüze şapkamızı koymalıyız. Benim bekleyen kronik sağlık sorunları neler olacak? Şeker hastası olmamak için. Tansiyon hastası olmamak için, kalp damar hastası veya beyin damar hastası yani aterosklerozlu birisi olmamak için, bağışıklık göçmesi olan biri olmamak, Alzheimer'lı biri olmamak,
eklem hastası, kemik hastası, kas erimesi, kemik hastası, kemik erimesi olan biri olmamak için benim hayatıma nasıl bir düzenleme koymam lazım? İşte hep söylediği size Osman Hoca'nın bir yaşlılık planınız var mı sorusu bu. Kronik hastalığınız ne kadar azsa şansınız o kadar çok. Ama bu demek değildir ki çivi çakacaksınız. Yani 1000 yıl yaşayacaksınız. O da Rabbinizin takdirine bağlı. Size düşen Rabbin bize verdiği, Allah'ın bize verdiği aklı, bilimin bize verdiği verilerle birleştirip o verilerden faydalanarak ömrümüzü sağlıklı, hastalıksız, mümkün olduğu kadar kendimizi iyi hissederek, iyi bakarak geçirmek olmalı. Evet. Polifarmasi nedir ve neden tehlikelidir? İlaçla ilgili benim çok önemli söyleyeceklerim var. İyi bir konu açıldı. Evet, geçmiş programlardan birinde söyledim. Mesela tansiyon ilaçlarının bulunması, şeker ilaçlarının bulunması, insülinin bulunması, kolesterol mücadelesinde statinlerin bulunması, antibiyotiklerin bulunması, aşıların bulunması filan ilaç sanayisinin başarısıdır. Ve bu bizim ortalama yaşam süremize minimum bana göre 15 yıl katmıştır. Yani 50 yıldan 65 yıla çıkarmıştır ortalama insan ömrünü bana göre. Bu önemli. Yani 1920'lerde 50 yılın ortalama ömür bugün 70'i geçmişse bunda ilaç sanayinin bu anlattığım başarılarının muazzam rolü var. Bunu bilirim ama aynı zamanda çoğu hastalıklar yanlış ilaç kullanımından ve de daha da önemlisi fazla aynı anda çok sayıda ilaç kullanmaktan, polifarmasiden kaynaklanıyor. Bugünkü yeni modern tıpta şöyle bir önemli gelişme oldu. Modern tıp branşlaştı. Yani ben bir genel dahiliye uzmanıyım ama belli bir alanda daha fazla eğitim görüyorum. Mesela hormon alanında endokrinolog oluyorum, metabolizm alanında metabolizm uzmanı oluyorum. Ya da kalp alanında kardiyolog oluyorum. Ya da yine dahiliyeci olmama rağmen romatoloji alanını seçiyorum. Romatizmal hastalıklara, immünoloji alanında bağışıklık hastalıklarına çok büyük uzman oluyorum. Bu uzmanlaşma hastalıklara da derinlemesine ve daha detaylı tedavi için büyük bir avantaj sağladı. Ama aynı zamanda maalesef 50 yaş sonrasındaki insanları pimpon topu haline getirdi. O hastalar kardiyoloğa gittiği zaman kardiyolog onlara bir statin, bir beta bloker, bir kan sulandırıcı, salisilik asit veya başka bir şey yazıyor. Bir de bir de tansiyon ilacı diyor, etti 4. O esnada siz diyorsunuz ki hocam benim sırtım darıyor. Sizi diyor bir romatoloğa göndereyim. Romatoloğa gidiyorsunuz. Romatolog sizin önceki bu kullandığınız 4 ilaçtan bir haber, habersiz olarak size bir tane non-steroid anti-enflamatuvar ekliyor. Bir de kaslarınız çok spazmlı sizin Nefise Hanım. Size şu kas gevşetici ilacı da yazayım. Onu da karisprodol içeren bir şey veriyor. Onu da kullanın. Etti 6 ilaç. Siz bu arada diyorsunuz ki acaba belleğinde bir problem olabilir mi? Bir nöroloğa da gideyim. O nörolog da size diyor ki valla sana ben bir ginkgo biloba tableti vereyim. Ginkozit vereyim. Bu belleğine iyi gelir. Hatta buna da yetinmeyelim. Biz sana biraz daha fazla bellek desteği olan bazı uygulamalar yapalım. Etti 8 ilaç. Yani gittikçe kalınlaşan iş vücudu bir nevi toksik kimyasal fabrikası haline dönüştürüyor. Ama daha da önemlisi şu. Kendi yaptığım, daha doğrusu benim karşılaştığım bir olayı söyleyeyim. Birkaç gün önce bir göz hekimi arkadaşımıza benim takip ettiğim bir diyabet hastası giriyor. Ve diyabet hastasını muayene eden göz hekimi, çok başarılı bir göz hekimi olduğu kesin. Diyor ki size Osman Hoca'nın yazdığı bu şeker ilacının içindeki bir madde bu hastalığınıza uygun değil. Sizin Osman Hoca ile görüşmeniz ve bu ilacı kullanmamanız lazım. İşte gerçek hekimlik yaklaşımı bu. Tabii. Ama maalesef biz meşguliyetimizin çokluğu nedeniyle bu kullanılan ilaçları sorgulamadan kendimiz ilacı yazıp hastayı çıkarıyoruz. Yani hep benim söylediğim o zamanı kısıtlı doktor ve hastalığına ilgisiz hasta ikilisi felaket bir ikili. Hastalığına ilgisiz hasta ve zamanı kısıtlı doktor. Dolayısıyla polifarmasi çok ilaç, ilaç etkileşimlerini de artırıyor. Yani bir ilacın fayda yerine zarar vermesine ikinci verdiğiniz ilaç yol açabiliyor. Yani diyor ki göz hekimi bana, senin bu verdiğin ilaç şekeri düşürüyor ama göze şu hastalık nedeniyle zarar veriyor, verme bunu diyor. Dolayısıyla bizim bu ilaç meselesini masaya yatırmamız ve ilaç etkileşimi konusunda eczacılarımızı özellikle uyarmamız lazım. Ve hep Osman Hoca'nın söylediği şeyi hatırlayın. Aynı eczaneden alışveriş yapın. Çünkü eczacı sizin kaydınızı tutuyorsa ve gerçekten de ruhen de eczacıysa o eczacı, diyecek ki size bununla bu olmaz. Onlar bizden daha çok biliyor ilaç etkileşimini, farmakoloji bilimini, emin olun bundan. Ama maalesef eczacıların çoğu, bana kızmasınlar, eczanelerinde durmuyorlar, kalfaları buluyorsunuz.
Evet. Ve çoğumuz maalesef aynı eczaneden alışveriş yapmıyoruz. Hatta internetten alışveriş yaparak yanlış yapıyoruz. Eczacılarımıza gereken değeri de vermiyoruz. O da ayrı bir konu. Dolayısıyla bu sağlık meselesi derin bir mevzu, önemli bir mevzu. Polifarmasi de tehlikeli bir işaret. Evet. Peki bu ağrı kesiciler nasıl kullanılmalı? Şimdi ağrı meselesi de önemli bir mesele. Özellikle yaşlılık ve ağrı meselesi başlı başına bir önemli. Çünkü maalesef yine modern tıp Nefise Hanım ömür uzatmaya ayırdığı zamanı ve ayırdığı ekonomiyi ağrı meselesine ayırmıyor. Ve ağrı meselesini sadece uyuşturucularla, opioid dediğimiz uyuşturucularla ki bir özellikle Amerika gibi, Avrupa gibi ülkelerin büyük problemi şu anda. Bizde çok şükür problemi yok. Uyuşturucu ilaç problemi, ilaç uyuşturucu. Uyuşturucu kullanmaktan bahsetmiyorum kesinlikle. Yaygınlaşıyor ağrıyı kesmek için. Oysa ağrı bilimiyle ilgili devletlerin daha çok bütçe ayırmaları, araştırmaların daha çok bu alana kayması lazım. Çünkü bana göre yaşlılığın üç değişmez özelliği var. Hiç hastalığınız olmazsa bile bir yorgunsunuzdur yaşlıysanız. Uykunuz azalmıştır yaşlıysanız. Ağrılısınızdır. Dizinizi ağrır, boynunuz ağrır, sırtınız ağrır. Dolayısıyla ağrı bilimine bir de güncel hayatta ağrı çok önemli. Ve çoğumuz hala parmağımız kesildikçe ağrıyan yerinin bizim parmağımızın olduğunu zannediyoruz. Parmağımız değil ağrıyan beynimiz. Parmağımıza tekabül eden beynimizdeki algı bölgesi onu hissedip bize ağrı olarak bizi uyarıyor. Elini o işten çek ya da o bıçağı oradan kaldır ya da o çiviyi oradan çek. İş kötüye gidiyor diye. Dolayısıyla ağrı önemli. Ama ağrı kesici kullanmak öyle basit ve sıradan bir iş değil. Mesela bazı ağrı kesiciler var kemik iliğine zarar, dipiridamol. Kemik iliğine zarar. Yani doğrudan doğruya kemik iliğini iflas ettirebiliyor. Bazı ağrı kesicileri var karaciğerin inanılmaz düşmanı. Parasetamol. Bugün çok yaygın kullanılıyor. Peynir ekmek gibi. Hatta bu evde çantacı serumcular her gittikleri serumun içine bir tane parasetamol koyuyorlar. Son derece yanlış ve zehirdir. Tekrar söylüyorum. Parasetamol ampul şeklinde verilmesi sadece ve sadece doktor kararıyla olması gereken bir iş. Başka ağrı kesiciler var. Non-steroid anti-enflamatuarlar. Midenizi kanatırlar, böbreğinizin canına okurlar. Eğer dikkatli kullanmazsanız. Dolayısıyla hangi ağrı kesicinin, hangi sıklıkta, ne zaman, kime verileceği çok önemli. Yani zaten kan sulandırıcı kullanan birisine örneğin kalp damar hastası bypass geçirmiş, klodipirokel veriyorsunuz o kişiye. Siz aynı zamanda ona başka bir kan sulandırıcı yüksek doz asetilsalisilik asit vermemeniz lazım. Dolayısıyla ağrı meselesinde de biz hekimler daha dikkatli olmalıyız, kabul ediyorum. İlaç yazarken, öneride bulunurken ama bizi izleyen kıymetli insanlarımızın da ağrının bir önemli sağlık probleminin ilk ve tek işaret olabileceğini dikkate almaları ve ağrı kesicilerin önemli birer sağlık sabotajcısı haline dönüşebileceğini unutmamaları lazım. Evet. Peki inatçı yorgunluk nasıl azaltılır? Öncelikle tabii o yorgunluk neden ileri geliyor onu araştırmanız lazım. Yani yorgunluğun basit sebepleri var. Bir kere psikolojik yorgunluk var. Fiziki yorgunluk var. İkisini bir ayırmak lazım. Psikolojik yorgunluk daha çok depresif, kaygı, endişe vesaire. O bir ayrı konu. Hiçbir şey yapmayıp onları düzgün iyileştirebilirseniz yorgunluğunuz geçip gidiyor. Ama fiziki yorgunluğun arkasında çok basit demir eksikliği yatabiliyor. Çok fazla hareket egzersiz yapmış yanlışı da yatabiliyor. Çok fazla bir yanlış gıdayı, şekeri tüketip insülin dirençli olmak da yatıyor. Ama fiziki yorgunluğun nedeni yavaş yavaş ortaya çıkan bir lenfoma, bir kanser de olabiliyor. Yani 3 ay terlemesi, yorgunluğu ve halsizliği ile şikayet eden sonrasında bize geldiği zaman lenfoması olduğunu anladığımız benim şimdiye kadar belki 10'dan fazla, 15'ten fazla hastam oldu ki çok sayı bu. Çok fazla bir hekim için. Dolayısıyla yorgunluk meselesi 3 günü, 4 günü, 5 günü geçtiği zaman bir dakika demeniz ben niye bu kadar kendimi yorgun hissediyorum? Psikolojik bir problemim mi var? Kullandığım ilaçlarda bir yan etki mi ortaya çıkmaya başladı? Karaciğerim mi arızaya geçti? Böbreğim mi arızaya geçti? Kalbim mi iyi pompalamıyor? Ben yeteri kadar nefes almıyor muyum? Oksijenasyonumda bir bozukluk mu var? Acaba vücudumda kronik bir inflamasyon, steril iltihap dediğimiz mikropsuz iltihap mı başladı? Diş etimdeki bir iltihap bile beni yorabiliyor. Periodontitis dediğimiz diş iltihabı beni yorabiliyor. Bu diş meselesinde lütfen editörümüzle siz de not alın, bir konuşalım diş bakım meselesini. Ben geçtiğimiz günlerde hep bu konuda konuşmama rağmen hepimiz hata yapabiliyoruz. Dişimi fırçalarken kanadını gördüm.
Ve kanama nedeniyle diş hekimi arkadaşımdan yardım istedim. Dedik ki hocam diş taşlarınız oluşmuş ve siz ben en son 12-13 ay önce görmüşüz. Ama ben normalde herkese diyorum ki 6 ayda bir diş hekimine gidin, bir yılı geçmeyin. Ben bile geçmişim. Dolayısıyla yorgunluğun nereden geldiğini basit bir diş temizliği bile sizi dinlendirebilir. Çok doğru. Dikkat etmek lazım. Evet. İşte o yüzden diş ipi kullanmak da çok kesinlikle faydalı. Yani kesinlikle. Uzun zamandır diş fırçası, diş ipi ve buradan bir daha duyuralım. Bu alanda maalesef bilgi fakiriyiz. Çok. Diş fırçası kullanımında komşumuz 8 milyonluk bir ülkeden çok daha gerideyiz. Diş macunu kullanımında da öyle ama macun değildir esas olan. O macunların içindeki satış için arttırdıkları onu korur, bunu korur, hassasiyetiniz önler. Bunun hepsi hikaye, bunu bilin. Dişinizi fırçalayın efendim. Kaç dakika? Temizleyin. İnatla, yavaş yavaş, dikkatle fırçalayın. Evet. Her yemekten sonra fırçalayın. Hatta açlık duygunuzu bastırmak istiyorsanız gün içinde de zaman zaman fırçalayın. Demiyorum ki diş macunu kullanmayın. Ağız temizliği için kesinlikle kullanın. Ama sadece suyla fırçalamanızın bile size bir ekonomik yük bindiriyorsa eğer diş macunları, bu işe yeteceğini bir kenara not edin. Çoğumuz hala parmağımız kesildikçe ağrıyan yerimizin parmağımızın olduğunu zannediyoruz. Parmağımız değil ağrıyan beynimiz. Parmağımıza tekabül eden beynimizdeki algı bölgesi onu hissedip bize ağrı olarak bizi uyarıyor. Elini o işten çek ya da o bıçağı oradan kaldır ya da o çiviyi oradan çek, iş kötüye gidiyor diye. Dolayısıyla ağrı önemli. Ama ağrı kesici kullanmak bile basit ve sıradan bir iş değil. Mesela bazı ağrı kesiciler var, kemik iliğine zarar. Dipiridamol. Kemik iliğine zarar. Yani doğrudan doğruya kemik iliğini iflas ettirebiliyor. Bazı ağrı kesicileri var, karaciğerin inanılmaz düşmanı. Parasetamol. Bugün çok yaygın kullanılıyor. Peynir ekmek gibi. Hatta bu evde çantacı serumcular her gittikleri serumun içine bir tane parasetamol koyuyorlar. Son derece yanlış ve zehirdir. Bizi izleyen kıymetli insanlarımızın da ağrının bir önemli sağlık probleminin ilk ve tek işaret olabileceğini dikkate almaları ve ağrı kesicilerin önemli birer sağlık sabotajcısı haline dönüşebileceğini unutmamaları lazım. Bir de bu kronik baş ağrılarını konuşalım istiyorum. Yine sorular o yönde de vardı. Ne zaman baş ağrıları için acil bir müdahale gerekir? Hangi durumda? Şimdi baş ağrısı da aslında önemli bir sinyal. Yani vücudunuzdaki herhangi bir şeyden dolayı da başınız ağrıyabilir. Başınızın içindeki bir şeyden dolayı da yani hiç ilgisi yokken sadece tansiyon yüksekliği sizde ensede başta ağrı yapabilir. Veya başınızın kısmında çember şeklinde bir ağrı hissedebilirsiniz başınız tansiyonunuz yükseldiği zaman. Ya da dışarıdan bir etken başınızda beyninizde bir şey yokken sizi ağrıtabilir. Çok konuşan biri, çok yüksek ses, çok yüksek volümlü konuşmalar, çok negatif konuşmalar. Yani hani bu adam çok baş ağrısı bir adam dediğiniz boşuna değildir. Bazı insanlar gerçekten insanın başını ağrıtır. Bu çok net. Bazı ilişkiler başını ağrıtır. Bu çok net. Ama baş ağrısı eğer bulantı kusmayla birlikteyse acil bir durumdur. Eğer baş ağrısı ateşle birlikteyse önemli bir durumdur. Eğer baş ağrısı hem bulantı kusma hem ateşle birlikteyse çok daha önemli bir durumdur. Baş ağrısı ense sertliğiyle birlikteyse olağanüstü acil bir durumdur. Hemen acil servise gitmeniz gerekir. Dolayısıyla baş ağrılarını önemsiz deyip bir kenara atmayın. Tabii ki kronik alıştığınız bir baş ağrısı var. Migren hastasınız. Yahut da işte migren akübelanı benzeri olan vasküler baş ağrısı, damarsal baş ağrısı dediğimiz bir baş ağrısı probleminiz var. Buna alışmışsınız, buna yaşıyorsunuz. Bunu azaltmak için ne yapıyorsanız onu yapmaya devam edin. Işığı kapatın, ne bileyim sesi azaltın, uyuyun. Ama bu ağrılara baş dönmesi, bulantı, kusma, ateş, ense sertliği gibi belirtiler işaret ediyorsa acile hemen yola çıkın. Evet. Yine çağımızın büyük problemlerinden biri unutkanlıkla ilgili gelen sorular var. Biz bu unutkanlıkla mücadele ederken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bu köşe taşları nelerdir hocam? Şimdi bir parça unutkanlık belki komik olacak ama ben kendim önce komik bulduğum için güldüm. Bize lazım. Öyle mi? Tabii unutmak insan beyninin en önemli meziyetlerinden birisi. Unutamadığınız şey hayatınızı darmadağın edebilir. Çok doğru. Yani hepimiz ailelerimizden, tanıdıklarımızdan, kardeşlerimizden, akrabalarımızdan, sevdiklerimizden birilerini zamanla kaybedebiliyoruz. Hepimiz zaman zaman iş problemleri nedeniyle kayıplar yaşayabiliyoruz. Ekonomik, mali kayıplar, sosyal kayıplar yaşayabiliyoruz. Travmalar hepimizin hayatında var. Ve o travmaları unutmak beynimizin bize bağışladığı en önemli iyiliklerden birisi. Bunu bilirim.
Burada bahse konu olan unutkanlık sizin günlük işlevlerinizi yapmanızı engelleyecek düzeydeki bir unutkanlık. Sosyal ilişkilerinizi aksatacak düzeyde bir unutkanlık. İşinizi, gücünüzü, mesleğinizi yürütmenizi engelleyecek seviyede bir unutkanlık söz konusuysa anlamlı. Yoksa hepimiz zaman zaman konuşurken bir arkadaşımızın adını ya da bir sözcüğün anlamını ya da adını aniden unutabiliyoruz. Dilimizin ucuna geliyor, orada kalıyor. Ama bu dil ucuna gelmeler ve orada kalmalar ve unutmalar çoklaşmışsa orada bir eskilerin tabiriyle portakal orada kal. Yani durmak lazım. Unutkanlık meselesi yaşla paralel. Yani biz yaşlanırken sadece cildimiz kırışmıyor, buruşmuyor. Beynimiz de kırışıp buruşuyor. Beynimizdeki nöronların da eski görevlerini yapamaz hale geldiklerini biliyoruz. Eski takatiniz nasıl kolunuzda, bileğinizde azalıyorsa beyninizde de o takat yavaş yavaş azalıyor. Desteklemeniz lazım, güçlendirmeniz lazım. Sadece kas egzersizi değil, beyin egzersizi de yapmanız lazım. Beyninizdeki kasların da unutmaya mahkum hale gelebileceğini unutmamanız nedir lazım. Nedir bu egzersizler? Beyin egzersizi dediğimiz şey daha çok öğrenmek. Daha çok yenilik, daha çok yeniliğe doğru dönmek, yeni bir müzik aleti çalmak, yeni bir müzik dinlemek, yeni bir şiir ezberlemek, bir bulmaca çözmek, yeni bir doğa görmek, yeni bir şehir görmek, yeni bir resim görmek, yeni bir tiyatro seyretmek, oyun, yeni bir sinema filmi seyretmek, ne bileyim yeni bir insan, yeni bir arkadaş edinmek, sosyal ilişkilerinizi çoklayarak sosyal vakıflarda çalışıp yeni ilişkiler kurmak beyninizin hücreleri arasındaki ilişkilerin de ağların da yolların da sayısını arttıracaktır. Onun için yalnızlık diyor Osman Hoca bu çağın en önemli sıkıntılarından birisi. Yalnızlıkla yalnızlaşmak ayrı şey. Yani yalnız kalmayı öğrenmemiz lazım. Benim açımdan ve senin açımdan da benden 20 yaş büyük büyüklerimiz açısından da yalnız kalmayı öğrenmezseniz İyi yaşayamazsınız ama yalnızlaşmak değil bu. Yalnızlaşmak kalabalıkların içinde kendinizi yalnız hissetmek ya da kalabalıklaşma ihtimaliniz, imkanınız varken kaçmaktır. Sosyal network yani sosyal ilişki ağı, duygusal ilişki ağınızı, manevi ilişki ağınızı, minnet ilişki ağınızı, şükran ilişki ağınızı ve insani yardımları geliştirme ilişki ağınızı arttırdığı için çok önemli. Onun için unutkanlık deyince hemen aklınıza bir B12 hapı. Unutkanlık deyince ben onu kapınızı almayı unutmayın diyorlar ya, öyle hemen gelmesin. Yani hemen bir folik asit gelmesin, hemen magnezyum, hemen demir gelmesin. Bunlar önemli. Hepsi unutturur sizi. D vitamini eksikliği unutturur, demir eksikliği unutturur, B12 eksikliği unutturur, B6 eksikliği unutturur, folik asit, B9 eksikliği unutturur, magnezyum azlığı unutturur. Tamam ama bunlar değil. Komşunuzla selamlaşmazsanız, iş yerinizdeki arkadaşlarınızla konuşmazsanız, ailenizle küs yaşarsanız, sosyal çevrenizle ilişki kurmazsanız, okumazsanız, yazmazsanız, izlemezseniz, düşünmezseniz, yani hayatla olan ilişkilerinizi, size verilen bütün yetenekleri maksimum düzeyde kullanarak sürdürmezseniz unutkanlığa daha kolay yakalanırsınız. Peki hocam, kas kaybı mı, kemik kaybı mı daha önemli? Bence kas kaybı kemik kaybından çok daha önemli. Neden? Çünkü kasla kemikteki kayıp hızı aynı aslında. Yani yaşlanan bir insanın kadınsa ortalama 40'ından sonra her yıl %0.5, erkekse %0.5'a yakın kemik kaybı oluyor. Ama aynı oranda kas kaybı da oluyor. Dolayısıyla kemik ve kas kaybı baş başa. Ama ne sarkopeni yani kas kaybı ne de osteopeni ya da osteoporoz yani kemik kaybı bundan 30-40 yıl önceki tıp kitaplarında 10 satırdan fazla yoktu. Niye? Çünkü bunu İlacı yoktu kemik kayıplarının ve bu ilaçların yokluğu nedeniyle de bu iş köpürtülmüyordu. İlaçları bulduktan sonra bu işin çok önemli olduğu zaten biliniyordu ama çok fazla köpürtülmeye başlandı. Bu birinci mesele. Yani kas kaybı ilacını bulsun ilaç sanayisi bugün, kas kaybını kemik kaybından daha çok konuşur hale gelirsin. Çünkü doktorların eğitiminde ilaç sanayi maalesef önemli ölçüde bir etki alanına sahip. Çünkü biz İlaç yazdığımız zaman ilaç sanayisi yeni ilaçlar üretebiliyor. Ve bizim ne yazacağımıza, ne yapacağımıza biraz da eğitimimize de karışarak ilaç sanayi etkili olabiliyor. Bunu üzülerek söylüyorum. Kas kaybını çok ciddiye alın. Çünkü kas kaybı depremdeki sizin deprem izolatörleriniz gibidir. Hani bir hastane sallanıyor ama devrilmiyor. Japonya'da kocaman 7.2 deprem oluyor, 100 kişi bile ölmüyor. Evet. Bizde 7.2 depremde 50 bin kişi ölüyor. O işte kas kaybı da o. Düşüp kemiği kırılmayan insanın kası çok olan insan olduğunu unutmayın. Çünkü kemik
güçlü olması için kasa ihtiyacı var. Kasın ona asılmasına, yüklenmesine ihtiyacı var. Bu bir. İki, kasınız sağlamsa zaten ya düşmezsiniz ya da usturuplu düşersiniz. Her maçta 10 tane, 20 tane, 50 tane topçu düşüyor futbolcu. Bir yerleri kırıldı yok. Yeter ki tekme atmasınlar birbirlerine. Sizin düşünce kırılmanıza yol açan şey aslında sizin düşerken gerekli kas gruplarını kullanamamanızdan kaynaklanıyor. Çocuğunuz düştüğü zaman kemiği kırılmaması sadece kemiğin elastik olmasından kaynaklanmıyor. Çocuğun kas yapısının güçlü olmasından kaynaklanıyor. Veya genç düştüğü zaman aynı şey söz konusu. Dolayısıyla bu bir önemli. İkincisi de ömrümüzün uzalması, tabii 50 sene öncesine göre kas ve kemik kaybıyla karşılaşma süremizi de uzattı. Yani 90 sene yaşayacaksanız 40 yaşında %1 kas kaybınız varsa 90 sene 50 sene ekledi. %50'si gitti demektir kasınız veya kemiğinizin. O zaman tabii ki kas kaybını ve kemik kaybını önemseyeceğiz. Ve biz önümüzdeki dönemde kas kaybını kemik kaybı kadar çok sık konuşmak zorundayız. Çok basit. Yürüyeceksiniz. Kas yaşlanıyor mu hocam? Kas kullanmadığınız zaman nasıl böyle alçıya koyduğunuz zaman 3 ay sonra çıkarınca kasın kolun yarı yere inceliyor. Kullanmayınca incelir kas. Yani kasın hem volümü azalır, iriliği azalır hem de kas hücresi sayısı küçülür, azalır. Ne kadar çok kası güçlü tekrar tekrar giderek de yükleme yaparak kullanırsanız kas kaybını durdurduğunuz gibi kas da kazanabilirsiniz. O internet videolarında gördüğünüz meşhur şarkıcı hanımın böyle kaslı olmasının sebebi 30 senedir kas kaybıyla uğraşan bir hanım. Takıntısı var onun da. Bence o kadar da takıntı ama doğru bir takıntı, iyi bir takıntı. Kas kaybı için squat yapın, çömelin. Yani hep benim bir sözüm var. Yürüyün kardeşim, bastonla yürüyün, yürüteşle yürüyün, yürüyün. Yürüdüğünüz zaman göbeğinizin altındaki kas kitlesi, toplam kitlenizin %80'ini onu çalıştırıyorsunuz. Dolayısıyla yürüyün. Yürümediniz çömelin. Masaya tutunun çömelin kalkın. Çömelin kalkın. Dizlerim perişan. Ortopedist bana yürüme dedi. Çömelme dedi hocam. O zaman karşıya bir tane çivi çak. Çiviye bir tane lastik bağla. Çek bırak. Çek bırak. Çek bırak. Bacağına tak bacağını çek bırak. Çek bırak. Yani kası kuvvet uyguladığın eklem ve kemik kasla birlikte çalıştırarak faaliyet halinde tut. Faaliyet halinde tutmadığın kas sana veda eder. Aynen düşünmediğin beyin nasıl senin erken bunamana yol açıyorsa kullanmadığın kas senin erken düşmene ve oranı buranı kırmana yol açar. O düşme ve kırma işi yaşlılık dönemindeki ölümlerin araştırmalara göre ortalama %5'i. Yani %5 insan sadece düştükten sonraki gelişen problemler nedeniyle hayatını kaybediyor. Sapasağlamken bile. Ortalama ölümlerin damardan ölümler, kalp ve beyin damarı ölümleri %40 civarında, 35-40 civarında. Enfeksiyon ölümleri %10. Düşmeye bağlı ölümler %5 civarında. Solunum problemlerine bağlı ölümler %10 civarında. Böbrek problemleri %5 civarında. Yani aslında biz hayatı iyi yönetebilsek daha sağlıklı kalma şansına her zaman sahibiz. Yeter ki şansımız ve kaderimiz bize güzel şeyler yazsın. Evet hocam. Hakikaten öyle. Peki hacamatla ilgili sorular gelmiş. Hacamatla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bir faydası var mı hacamat yaptırmak? Ben bugüne kadar hiçbir bilimsel yayında, uluslararası hakemi bir dergide hacamatın faydasıyla ilgili bir bilimsel çalışma görmedim. Benim kadar akademisyen olup da geleneksel tıbba, tamamlayıcı tıbba sıcak bakan bir hekimin de olduğunu zannetmiyorum. Varsa da çok az sayıda olduğumuzdan eminim. Ama bu geleneksel ve tamamlayıcı tıbbı özellikle bu hacamat gibi geleneksel tedavi yöntemlerini pompalayarak modern tedavi yöntemlerinin dışına çıkarmak, modern tedavi şemsiyesinin dışına çıkarmak, böyle internet şaklabanlıklarıyla COVID geçirenlerin hepsine hacamat yapmak lazım. Yoksa bunlar emboliden ölüyorlar biliyor musunuz? Herkes bu ara emboliden gidiyor. Ayşe de Fatma da akciğer emboliden öldü gibi şişirmelerle gaza tuza gelmeyin. Kupa çektirin. O kupa terapisi bir nevi masaj terapisidir. İşe yarar. Isınmayı sağladığı için, doku dolaşımını hızlandırdığı için. Ama kimse benim vücuduma jilet falan attıramaz veya bıçak dokunduramaz durup dururken pis kalmış. Pis kan diye bir kan yok. Oksijeni azalmış olan venöz kan var. Dokudaki kirlenmiş doku muhtevasını taşıyan venöz kan var. O kirlenmiş doku muhtevası zaten dönerken akciğer oksijenleniyor. Yani o senin kanın mosmor dediğiniz kan oksijeni azalmış o kan. Oksijenle zenginleştirdiğiniz bu aynı kanı kıpkırmızı taptaze kana dönüşüyor. Ve kanımızdaki zararlı maddeleri atmak için zaten Rabbimiz bize iki tane şahane organ bağışlamış.
Böbrek iki taraflı ve karaciğerimiz. Hatta bir de bu yetmiyor demiş, al sana bir de deri solunumu sağlayayım. Terlemeyle, deriyle de atabiliyoruz. Mesela girin saunaya, koşun yollarda, terleyin, atıyorsunuz ağır metal civayı. Bir güzellik daha sağlamış, solunumla da biriken fazla karbondioksit gibi gazları atma şansı vermiş bize. Solunumla atıyoruz. Solunum. Dolayısıyla böyle hacamatla falan kirli kanı temizleme işlerinin biraz... Beni hoş görün, Osman Hoca tarafından onaylanması mümkün değil. Onaylayana saygı duyarım. Ama reklamını yapanın karşısına çıkarım, yanlış iştir. Evet. Yapmasınlar. Hemen yine bağlantılı bir konuyla devam edelim. Peki oksijenlenme dediniz ya, ozon terapi faydalı mı? Ozon terapi niye faydalı mı sorusuna bakmak lazım. Yani ozon terapinin uygulanmasıyla iyileşmesi hızlandırılan bazı şeyler var mı hocam? Var. 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 Yani mesela... Diyabetik ayak yaralarında hiperbarik oksijeni ozon terapiyle beraber uygularsanız diyabetik ayak yarasını, şeker hastalığına bağlı ayak yaralanmalarını iyileşmesini hızlandırabilirsiniz. Ama ozon terapiyi saç dökülmesini önler, daha iyi görürsünüz, unutkanlığı engeller, bağışıklığınızı güçlendirir, kalbinize güç verir. Kemik eğmenizi önler, kas eğmenizi, bugüne kadar konuştuğumuz her şeyin ilacı gibi sunup insanların cebindeki paralara, göz dikenlere onlara da sıcak bakmak mümkün değil. Yani ozon terapi, bir şeyin arkasında terapi varsa, nihayet Sağlık Bakanlığımız bu konuda birazcık uyandı diye düşünüyorum. Bakın birkaç ay önce benim yıllardır izlediğim bir hanımefendi de, çok akıllı bir hanımefendi de, çok enteresan değişiklikler başladı. Tansiyonu fırlıyor, uykuları kaçmaya başladı, terleme atakları yaşıyor, çarpıntı atakları yaşıyor. Bana yılda bir sağlık kontrolüne gelen bu 50'li yaşlara yeni hazırlanan tasarımcı hanım, çok da değerli bir hanım, bilinen bir hanım. Birdenbire değişti. Ben dedim ki bu sorunlarınız benimle ilgili değil. Bu sorunlarınızın arkasında bir psikosomatik çatışma var. Sizin bir psikiyatrla görüşmeniz lazım. Değerli bir psikiyatr hocası hocamıza gönderdim. Anlaşıldı ki nörolingüistik terapi yapan bu kişiye birisi tamamen bir duygu simsarlığı yapmaya başlamış. Ve diyor ki o psikiyatrist arkadaşım Osman Hoca bu hanımın bu kişiyi şikayet etmesi lazım. O derece. Yani bu koçlar nereden mezun oldukları, hangi mektebi bitirdikleri, hangi diplomayla bu işi yaptıkları belli olmayan bir sürü koç var ortada. Diyor ki ben sağlıklı yaşam koçuyum. Sen daha önce ne iş yapıyordun? Pazarlamacıydım abi diyor. Peki nasıl koç oldun? Yani sağlığın neresinde bulaştın sen? Abi kursa gittim internetten diyor. Yani bunlara dikkat edin. Ve bu işlerin çoğunun arkasında terapi diye geçtiği zaman biraz durun. Nefes terapistiyim. Bilmem ne terapistiyim, işte ozon terapistiyim, masaj terapistiyim falan. Bunların hepsi diploma isteyeceksiniz. Daha önceki CV'sine bakacaksınız ondan sonra. Aynı şekilde bu masaj meselesi de önemli. Masaj yaparken sakat bırakan bir sürü insan var. Aynı şekilde pilates meselesi de önemli. Medikal pilates yapıyorum diye birçok insanın beline hasar veren pilates merkezleri var. Bu işi çok ciddi yaptığınız zaman muazzam faydalı pilates. Osman Hoca kesin onaylıyor. Yoga'yı onaylıyor, meditasyonu onaylıyor, masajı onaylıyor. Ben modern tıbbın yanında mutlaka tamamlayıcı tıbbın olmasını istiyorum. Ama bunu ticari bir meta haline getirenlerin de doğru iş yaptıklarını düşünmüyorum. Evet. Peki longevity tıbbı ne anlama geliyor? Son zamanlarda sıkça duymaya başladık longevity'yi. Evet. Önümüzdeki günlerde daha çok konuşacağız longevity kelimesini. Anti-aging'in yerine geçti gibi görünüyor. Aslında beraber de gidiyorlar, at başı da gidiyorlar. Bunun nedeni şu, uzun ömür bir takım yeni sağlık sorunlarını beraberinde getirdiği için bu uzun ömrü sağlıklı geçirmeyi sağlayan yeni bir takım çalışmalar devreye girdi. Bunlar longevity tıbbı diyoruz. Yani madem ki ben öyle veya böyle 70, 80, 90'ı göreceğim, bunamadan göreyim. Kasımı kaybetmeden göreyim, kemiğimi kaybetmeden göreyim. Kalbim sağlam, böbreğim, karaciğerim sağlam kalsın. Rahat nefes alıp vereyim, merdiven çıkarken yorulmayayım, nefes nefesi kalmayayım filan diyorsanız, güzel uyuyayım diyorsanız. Yani sizin yaşlılığa bağlı hastalıklarınızın tedavisinden ziyade ki o alan çok önemlidir, geriatri bilimidir o. Yaşlılığa bağlı hastalıklara yakalanmanızı önleyen, yaşlılık döneminizi de performanslı, sağlıklı ve sağlam bir dönem olarak geçirmenize gayret eden tıbbın adı longevity tıbbı. Programımızın sonuna geldik artık. Sizin son olarak eklemek istediğiniz bir konu var mıdır diye hemen sözü size bırakmak isterim. Buyurun. Biraz önce söylediğim konuya bir tekrar geri dönmek isterim. Bu da şu. Ben binlerce yıllık tecrübelerden süzülüp gelen geleneksel tıbbı
pas geçmesinin, küçük görmesinin modern tıbbın en büyük ayıbı olduğunu, en büyük ayıplarından biri olduğunu düşünenlerdenim. Yani geleneksel tıbba biraz baktığımız zaman orada söylenen çoğu şeyin çok doğru olduğunu görüyoruz. Yani işleyen demir ışıldar demiş bin yıl önce atasözü. Bugün hareket edin diyorsunuz insanlara. Sakla zamanı gelir zamanı diyorsunuz. Modern tıbba koyduğunuz zaman birçok anlamı var bunun. Dolayısıyla modern tıbbın bu geleneksel tıbbı ıskalama yanlışından vazgeçmesi lazım. Ama aynı zamanda geleneksel tıbbı şemsiyesinin altına almazsa bir takım üçkağıtçıların, dolandırıcıların, yanlış uygulayıcıların ortalığı işgal edeceğini de unutmaması lazım. Ve bizi izleyen herkesin bu tip uygulamalardan tedavi alma, daha doğrusu faydalanma şansı olduğunu bilmesi ama bunu bir doktora onaylatmadan yapmamasını tavsiye ederim. Hatta iki doktora. Çünkü bazen doktorlar da bunları uygulayabiliyorlar. O zaman siz yanlış bir noktada olabiliyorsunuz. Evet hocam. Çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz tüm bu değerli bilgiler. Ben teşekkür ederim. Bu haftalık Yeni Hayat'ın sonuna geldik. Haftaya yeni konu başlığımızla, Yeni Hayat'la buluşmak üzere efendim. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.